Bütün komşularımızda uluslararası hukuk çerçevesinde, karşılıklı nezaket, karşılıklı saygı çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Diyalog içinde olmaya çalışmaya çalışıyoruz. Diyalog içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Ve barış gelsin diyoruz, istikrar gelsin diyoruz. Herkes rahat, huzur içinde yaşasın, güven içinde yaşasın diyoruz. Ve dolayısıyla, fakat bu bir zafiyet değil bunu söylerken, her yerde söylüyoruz bunu. E diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz diyoruz. Herhangi bir oldu bittiği müsaade etmeyiz diyoruz. Dolayısıyla hakkımız hukukumuz çerçevesinde yaptığımız bu mutabakat muhtırasının hiçbir şekilde hiç başka diğer bir ülkelere karşı, diğer ülkeye karşı, diğer ülkelere karşı hiçbir komşumuza karşı olmadığını, onlara karşı bir taciz tecavüz anlamını taşımadığını, bunun iki egemen ülke e, Libya ve Türkiye arasında yapılmış olan bir mutabakat olduğunu ve iki ülkenin hak ve mefatlarının kollanması ve sağlanması için yapılmış bir faaliyet olduğunu ben dikkatlerinize sunmak istiyorum. Burada e, yine Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz e, yaptığı konuşmalardan birinde bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Rum yönetimi hariç diğer ülkelerle de benzer şekilde evet. görüşmeler yapabileceğimizi yapmaya hazır olduğumuzda açık bir şekilde ortaya koydular. Dolayısıyla biz burada gerçekten bu konuda açık olduğumuzu burada da ben ifade etmek isterim. Diğer komşularımla da benzer şekilde konuşmaya, görüşmeye meseleleri müzakere etmeye hazırız. Fakat bir husus var burada. Buradan biliyorsunuz e, Libya e, hükümetinin, meşru Libya hükümetinin, Libya Devleti'nin Atina Büyükelçisi sınır dışı edildi. Evet. E, mesele de ondan bir kopyalan istenmesi, bu mutabakat mutluluklarından kopyalasın istenmesi ve bu bir şeyle, sebepten dolayı oradaki büyükelçi sınır dışı edildi. Bunun biz bir e, acizlik olduğunu değerlendiriyoruz, bunun bir e, efendim, e, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonuç etkilemeyeceğini de, buradan altını çizerek bildirmek istiyorum. Ya fakat bunu elde etmenin böyle sınır ülkeden bir büyük elçi etmesine gerek yok. Bu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylanan ve açık olan bir şey. Yani herkes ulaşabileceği bir metin. de bu. göndereceğiz diyorsunuz zaten. Bir de göndereceğiz. Gönderecek tabii tabii. Bu açık bir şey. Saklı gizli bir şey değil. Yani bu tür sebeplerle böyle e, ne derler böyle fevri hareketlerle bu tür şeylerin yapılması ortamı germekte. Bunlara lüzum yok diyoruz. Buna gerek yok diyoruz.